Merhaba arkadaşım derse hoş geldin. Üçgende açıortay ortay ve kenar ortay. Bu iki yardımcı eleman çok 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 önemli. Kaç test ödev var? Hemen açıyoruz alıştırmaları geometri. Tabii ki sazan balığımızı aradan çıkarıyoruz. 6 test ödeviniz var arkadaşlar. 6 test ve pratik bilgilerle ödevinizi gösterdim. Sazanı da kenara aldım. Ve kapağımı da uçurup başlıyorum. Arkadaşlar bu dersten sonra Geo yapan uçar kampındaki videoları da izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu ders bir giriş dersi. Kolay bir ders ama o orta ve üst seviye bir ders. Böylece tamamlamış olursunuz seriyi. Üçgende açı ortay. Nedir açı ortay biliyor musun? Bak şu. Bir çizgi. Bir çizgi. Burada kırmızı bir açı oluşturdum. Doğru mu? Evet. Şimdi ben bu açıyı tam ortadan ikiye yardığım zaman eşit bir şekilde ortadan ikiye böldüğüm zaman bu siyah çizgi açıyı iki eş parçaya böldüğünde bununla da açı ortay olur. Tamam bir şey yok. Ama bu açı ortayın üstünden herhangi bir nokta seçtin. Sallamasyon herhangi bir nokta. Bunun sol kanada indirdiği diklikle sağ kanada indirdiği diklik birbirine eşit olur. Burası çok önemli. Bunlar eşit olmak zorunda. Peki sadece bu mu? Hayır. Aynı zamanda şu kanat uzunlukları da birbirine eşit olur. Tamam mı? Burada birbirine bakan birbirinin aynısı iki tane dik üçgen oluşur. Bunun alanı da bunun alanına eşittir. Yani tıpa atıp aynen... İki üçgen oluşur. Bütün olay bu. Burada göstermeye çalıştığımız şey şu. Açı ortaydan bir tarafa diklik indiyse sen hemen diğer tarafa da diklik indir. Ve bunların eşit olduğunu unutma. Bunların da eşit olduğunu unutma. Bu alanların da eşit olduğunu unutma. Demek ki ne yapıyormuş açı ortay çizgisi? iki eş dik üçgen oluşturuyormuş. Şuna bakalım. ABC toplamı nedir? Bakıyorum bu bir açı ortay mı? Evet iki eş parçaya bölmüş. O zaman buraya inen yükseklik 5 ise buraya inen de 5'tir. A 5'tir. Güzel. Bu kanat 12 santim ise bu kanat da 12 santim olur. B 12'dir. Bu da güzel. İyi de C ne hocam? Yavrucuğum burada bir dik üçgen yok mu? 5, 12, 13 özel üçgenini gördün mü? Bu kenar 12 olduğu için 5, 12, 13 C 13'tür. Bitti. Hatırlayamadın. 5'in karesi artı 12'nin karesi eşittir. C karede C yine oradan 13 bulursun. Şimdi A neydi? 5 artı B neydi? 12 artı C neydi? 13. Bu ikisi 25 yapar. 5 de burada toplayınca 30 yaptı. Madem 30 yaptı uçuyor. A, D'yi bul diyor bana. Şurası bak. Aç ortayı gördüm. İlk kural sağa sola diklik indir ve bunlar eşit olsun. Bütün olay bu. Burada madem sola diklik indirmiş ben sağa da diklik indiririm. Tamam ve derim ki bunlar eşittir. Temel bilgi. Başka bu kanat 20 ise bu kanat da 20 oldu. E 11'i buldu, burada olduğuna göre buraya ne kaldı? 9. Neyi soruyorsun? AD'yi. AD'ye geleceğim ama AD zaten şuraya eşit. Şu dik üçgene bakar mısın? Bak şimdi ne yapacağım? Bu dik üçgeni kenarda çizdiğimi düşün. Tekrar çiziyorum. Burada diklik var. Bu 9. Bu 15. Bunu bilmiyorum. Değil mi? Şuraya x diyeyim. Şimdi arkadaşlar bu 9, 12, 15 üçgen değil mi? Özel üçgenlerden. Diyelim hatırlamadın. 9'un karesi artı x'in karesi eşittir. 15'in karesi de Pisagor'dan bul. Bu 9, 12, 15 üçgenidir. Çünkü 3'ün 3 üç katı var. Bu da 4'ün 3 katı olmalı. Çünkü burada da 5'in 3 katı var. Şimdi bu yükseklik 12 olduğuna göre bu da ona eşittir. AD de 12'dir arkadaşlar. Olay tamamdır. Anladık mı? Anladık. Demek ki daha önce öğrendiğimiz dik üçgenler konusu bizimle beraber gelmeye devam ediyor ve hep öyle olacak. Her yerde dik üçgen göreceksiniz. Her yerde rüyalarınızda bile dik üçgen peşinizi bırakmayacak. O yüzden özel dik üçgenleri çok iyi bilin. Ahan da bir açıortay, ortay, ahan da bir diklik. Dur. Bu açı ortaydan sol tarafa diklik indiyse sağ tarafa da indir. Hemen sağa da indir. Tamam. Bunlar mecburi eşit. Başka? Hocam şu kanatlar da mecburi eşit. Bu iki üçgen birbirinin aynısının tıpkısı. Katla bunu. Bunun üstüne katlanır. Şu köşe tam A'nın üstüne katlanır. Peki. buraya 20 ise burada 20 oldu. buraya 24 ise bu kısımda 24 oldu. Şuraya odaklan. Dik üçgeni gördün mü? 20 bir şey 25 üçgeni. 3, 4, 5'in bir katı var. Bak. Hemen şu, şurada, şurada ayrıyetten göstereyim. Bak 3, 4, 5'in 5 katı var. 5'in 5 katı. 4'ün 5 katı. 5 çarpı 4. Burada da ne olacak? 3'ün 5 katı olacak. Çünkü 3, 4, 5 sağlansın diye. Hepsinin 5 katı olduğuna göre 3'ün 5 katı. Burası 15. B, C'yi soruyor. B'den C'ye kadar. 24 ile 15 topla. 39. Güzel. Tamam mıyız? Tamamız hocam. Uçur. Şunu değiştireyim. de renk alayım? Gel bakalım mavi. CD, CD nedir? Aha da şurası. Bak. Açı ortay gördün, diklik gördün. Ne yapacaksın? Hemen diğer kanada çiz. Bunun simetriğini oluştur. Bu açı ortayın üstünden sola diklik çizilmişse ben sağa diklik çizerim. Bunlar eşit oldu mu? Evet. Bu 4 buraya 4 olarak geldi mi? Evet. Şurası da şuraya eşittir ama şu an lazım değil. Şu dik üçgene bak. Bura 90'sa, tabii burada 90 ise bura burada 90. Aa, 30, 60, 90 harika bir üçgen vardı. Çok sevdiğimiz. 30'un karşısına 4 varsa 90'ın karşısına 2 katı olan 8 olur. Bak C'de 8 olarak buldum. Ne kadar da kolay. Çok güzelmiş ya. Bunu sevdim. Temel bilgi. Aç ortayın temel bilgisi. Şimdi bunu alanla bağlayalım. Şimdi üçgende alan işleyeceğiz. Daha ayrıntılı göreceğiz. Ama alanla alakalı basit bir e, kuralı vereyim. Belki de çoğunuz biliyorsunuz. Bilmek zorundasınız. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Yani birbirini dik kesen iki kenarı çarpar ikiye bölersen bu üçgenin alanını bulursun. Temel bilgi bu. Dik üçgense bu ikisi birbirine dik olduğu için bu ikisini çarpar ikiye bölersin. Buranın alanını bulursun. Bu bilgiyi özellikle açı ortayda çok kullanacağız. Şimdi bak. ABD şu mavi üçgenin alanını bul diyor. Ya bir dakika. Bana dik kesişen iki kenar lazım. Buradan sağa diklik çizmiş ya. Sola da diklik çiz. Oldu mu oldu. Şimdi açı ortaydan sağa ve sola çizilen diklikler eşit. Bu 6 ise burada 6 oldu mu oldu. Şimdi burayı kapat artık. Bak bir üçgen var. Bu senin yüksekliğin bu da tabanın. Çarpıp 2'ye böleceksin. Yani 6 çarpı 15 bölü 2 sana alanı verir. 6 ile 15 çarpı 90 bölü 2'ye 45. Alan 45. Buradaki önemli olan alan değil. Bunun alanda kullanılışın olması. Devam edelim. İç açı ortay teoremi. İç açı ortay teoremi şu. Bakın ben lisedeyken bir tane öğretmenim bana şöyle anlatmıştı. Çok hoşuma gitmişti. Ben de size öyle anlatayım. Demişti ki Bakın arkadaşlar bu üçgende şurada süper bir nokta vardır demişti. Herhangi bir yerde bilmiyoruz. Şurada bir süper nokta var. Bu süper noktanın özelliği nedir biliyor musunuz demişti. Nedir hocam demiştik. Buradan bir çizgi çizip süper noktaya getirdiğiniz zaman süper nokta buranın iki eşit parçaya bölünmesini sağlıyordu. Aa öyle mi? Evet. Eğer bu nokta açımızı iki eşit parçaya bölecek şekilde ayarlanmışsa bu süper nokta diyordu. Ve süper noktanın özelliği şu diyordu. Açı ortayın gelip kenara değdiği yerdedir. E peki ya hocam diyorduk. Bu açı ortay noktasından süper noktaya nasıl ulaşırsınız arkadaşlar diyordu. Birinci yol. Tabii ki bu açı ortay üstünden geçmeden. Birinci yol ya buradan gelir buradan gelirsiniz. İkinci yol ya buradan gelir buradan gelirsiniz. İşte bunların oranı birbirine eşittir diyordu. Yani şu. Açı ortay çizgisinde açı ortayın başladığı yerden bittiği yere gelmenin yöntemi ya buradan gitmektir. P bölü M. P bölü M. Ya da buradan gitmektir. R bölü N. He, yollar. Açı ortay sonuca nasıl ulaşır? P'nin M'ye bölümüyle ya da R'nin N'ye bölümüyle. Kanat bölü taban, kanat bölü taban. Bu oran her zaman eşit olmak zorunda. Gelelim buraya. Bakın şimdi. Açı ortay buradan buraya gelecek. Ya 16 bölü x yapalım şunu x ile. Yani 16 bölü x ile. Ya da 12 bölü 9'la 12 bölü 9'la. Bunlar birbirine eşit. Bitti. Hepsi bu. İçler dışarı çarpma yapalım. 12x eşittir. 9 çarpı 16'ya. Böl 4'e 4. Böl 4'e 3. 3x 4 kere 9 ne yapar? 36. X ne yapacak? 12 çıkacak. Burası 12 olacak. Yani bunun kanadın tabanı oranı burada da kanadın tabanı oranına eşit olacak. Bütün olayımız bu. Örnek veriyorum. Mesela şurası 8 burası 10. Şimdi burası 5 ise burası kaç olur? Hocam burası 10 ise 10 bölü 5'ten sonuç 2 çıkıyor. Buranın da 8 bölü bir şeyden sonucun 2 çıkması lazım. Ne olur? 4. Bak bunu kafadan bile söyleyebilirsin. Çünkü bunun yarısı aşağıdaysa bunun da yarısı aşağıda olur. Ya da tam tersi. Bu 5'in 2 katı yukarıdaysa burada da 4'ün 2 katı yukarı 4'ün e, 2 katı olan 8 yukarıda olduğu için bunun 4 olması gerekiyor. İşlem yapmadan bile bulabilirsiniz. Oran orantı yani. Tamam. Ha şunu da diyebilirsiniz. Mesela bir tane daha örnek vereyim. Bu örnek çok önemli. İyi bakın. Bu bir açı ortay mı? Evet. Şimdi diyelim ki burası 3, burası 6. Şuraya ne verebilirim? Bura 3'ün katı, burada 6'nın katı olmalı. Buraya 3K, buraya da 6K diyebilirim. 3 3'ün 3 kya oranı, bakın 3 bölü 3K eşit olur 6 bölü 6K'ya. Sonuçta burada 3'ler sadeleşir. Bu da 1 bölü K olur. Burada da 6'lar sadeleşir. 1 bölü K olur. Eşitlik sağlandı mı? Sağlandı. Böyle değerler verebiliriz. Bir de, bir de, bir de şu var ki bu da çok önemli. Bakın. Şöyle yaptık. Böyle yaptık. Böyle yaptık. Böyle yaptık. Diyelim burası 10. Burası 30. Buraya 10K'ya 30K verebilirim değil mi? Evet. Ama biz hep sade seviyoruz. Sadeleşmek için diyoruz ki her 10 birime 1K versem burada 30. 3 tane 10 birim olduğu için buraya 3K verebilirim. Bu oran da aynıdır. 10 bölü k 30 bölü 3 k'ya eşittir. Neden? 10 bölü k eşittir. 30 bölü 3 k neden peki? Buradaki 3'ler sadeleşir. Burası yine 10 bölü k olur. He. Biz buraya en sade değerleri de verebiliriz. Bu kat sayıları alacak şekilde 10 k'ya 30 k da diyebiliriz. Sonuç aslında değişmez. Tamam mı? Merak etmeyin. Şimdi diyor ki çevre uzunluğu 75 santim olduğuna göre dc nedir? Bak aynı mesele. Şimdi açı ortay buradan buraya gelecek. Şuradan şuraya gelmemiz lazım. Peki. Ya buradan geleceğiz. Bunun bunu oranı ya da bunun bunu oranı. Bunlar birbirine eşit olacak. Kanatta 16K varsa ben buraya kanatta 16 varsa ben buraya 16K diyebilirim. Burada 16'nın katı bir şey var. Kanatta 24 varsa alttaki tabanda 24'ün katı var diyeceğim. Burada bir problem var mı? Yok hocam. Çevresi 75 mi? Evet. Bununla bunun toplamı ne yapar? 24 ile 16 40 yapar. 75'e ulaşmak için burası nedir? Demek ki 35 olmalı. Burada 35 olacak ki yukarısı 40. 35 daha 75 yapsın. Güzel. Anladım ki 16K ile 24K 35'e eşit. Bunları toplayın. 24, 16, 40. 40K yapar. 40K'nın değeri 35'tir. K'nın değerini bulalım. K dediğimiz şey 35 bölü 40 değil midir? Evet hocam. Her iki tarafı 5'e böl. Bu 7'dir. Bu 8'dir. Heh. K dediğim sayı aslında 7 bölü 8. Bunu al. Şimdi nerede kullanacağız bunu? Neyi istiyor? CD. Pardon DC. Aynı şey. Burayı istiyor. Benim benden istediği yer 24K. Yani 24 çarpı K. K yazmayacağım. K'nın yerine 7 bölü 8 yazacağım. Bitti. İşte bu kadar. Şimdi 24 8'e sadeleştir. Işte. 8'e böl 1. 8'e böl 3. 3 kere 7 21. Burası 21'dir arkadaşlar. Bitti. 35 olduğuna göre tamamı. 35'ten 21 çıkarın 14. Burası da 14'tür. Bitti. Var mı bir sıkıntınız? Yok hocam. Gayet güzel değil mi? K'lı işlemler yapmayabileceğiz. Bunu buraya böyle aktaracağız. Ayrıyetten şöyle de diyebilirsiniz. Bakın aynı şey çıkacağını ispatlayayım. Şimdi 16K 24K dedim ya aslında daha sade değerler verebilir miydim? Mesela 16, 24 bu 8'in 2 katı bu 8'in 3 katı. Yani burada aslında 8'in 2 katı ve 8'in 3 katı olduğu için buraya 2A buraya da 3A diyebilirdim. Toplayıp 5A yapıp 35'e eşitleyip A'yı 7'ye bulabilirdim. Bura 2A bura 3A dediğim için A'da 7'dir. 3 kere 7 burası yine 21 olurdu. Burası 2 aydı. A 7 idi. 2 kere 7 14. Burası yine 14 olurdu. Oradan da bulunurdu. Sadeleşmiş halinde yapanlar olabilir aranızda. Dikkat! Yine aç ortay kenar ortay alanla çok bağlantılı olduğu için bazı alan bilgilerini verip yapmam gerekiyor. Alanların oranı tabanları oranına eşittir. Evet. Ne kadar taban o kadar alan. Mesela bu. Yani şu. Bak şimdi şöyle anlatayım sana. Diyelim ki buranın alanı buranın uzunluğu 4. Buranın uzunluğu da 5. Buradaki alanlar bu 4S'tir. Buradaki alan 5S'tir. Çünkü tepeleri aynı. Taban küçükse daha az. Taban ne kadar büyükse daha fazla alana sahip olur. Bu bölgenin kapladığı alan. Anladınız mı? Bu meseleyi burada kullanacağız. ABD'nin alanı nedir? Şimdi 18, 12. He, açıortay var. Buradan buraya geliş. Bunun bunu oranı, bunun bunu oranı eşit. Buraya kalı değerler vereyim. Kanat 18 ise taban 18'in katıdır. Kanat 12 ise tabanı 12'nin katıdır. Bak. 12'lik tabana 48 alan vermiş. 18'lik tabana ne kadar alan verir? Doğru orantı aslında. 12'nin 4 katı var burada. O zaman burada da 18'in 4 katı olacak. Bu kadar bitti. 18'in 4 katı 72. Buranın alanı da 72'dir. Hepsi bu kadar. Oran orantı yani. Tamam? Sen bunun kaç katısın? 4. O zaman bu da bunun 4 katı olacak. Kat devam eder. Çünkü 12'lik alan 18 12'lik Tabana. Bu kadarsa 12'lik tabana da bu kadar olmalı. Çünkü burada öyle görmüştük. Ne kadar taban o kadar alan diyordu. BC. BC. Burası. Bir şey dikkatinizi çekti mi? 45-45'lerden. Evet hocam bu bir açı ortaydır. Harika. Başka? 45-45 90'dır. Aynı zamanda buranın dik üçgen olduğunu unutmayın. Olay bu. Şimdi açı ortay olduğuna göre BC'yi de istiyor benden. BC. Ha bu mu? Ha, nasıl olacak acaba? Bir dakika diyorum. Evet bir dakika hocam sizdeyiz. Buraya bir şey aha buldum. Şimdi şöyle düşünün. Önce şöyle bir üçgende özetleyeyim. Hani ne kadar kanat varsa o kadar taban veriyorduk ya. Aynı mantıkla diyelim burası 3 burası da 5. Arkadaşlar ne kadar taban varsa o kadar da kanat vardır. Bu taban 3 ise yukarıdaki kanat 3'ün katıdır. Taban 5 ise buradaki kanat 5'in katıdır. Tamam mı? Buraya da 3K, 5K yazabilirim. 3K'yı 3'e böl, K yapar. 5K'yı 5'e böl, K yapar. Bunların oranları yine eşit çıktı. Tamam. O zaman üçgene buradan bakıyoruz. Alttan bakın. Bu bir kanat olur taban 15. Bu bir kanat olur taban 15. Çünkü açı ortay burada başlıyor, burada bitiyor. Ya buradan gideceğim, şöyle şöyle. Ya da buradan gideceğim, böyle böyle. Bunlar eşit olacak. O zaman burası 15'in katıdır. Burası da 20K bölü 20 olmalı. Burada 20K. Burası da 15K bölü 15 oldu sağlandı. Şimdi dik üçgeni hatırla. Buranın dik olduğunu söyledim. 15K, 20K. Burasının toplamı da kaç? 25. 25. Zaten 15 ile 20. Pardon 35. 35. Topladım. Bunlar 35 yaptı. Şimdi bir şey dikkatini çekti mi? Yok hocam. Bak şimdi çeksin o zaman. Özel üçgen var burada. 15'in katı var. 20'nin katı var. Burası da kaçın katı olmalı? 3, 4, 5'in katı var. Bak 3'ün 5 katı. 4'ün 5 katı. Burada 5'in 5 katı olmalı. Yani 25K olmalı. Burası komple 25K olmalı. Bu çizgi komple 25K olmalı. Böylece 15K, 20K, 25K dik üçgen sağlandı. 25K 35'e eşit o zaman. Bütün kenar uzunluğu 35'tir. 25K eşittir 35 ise her iki tarafı 5'e böl ya da salla 5'e bölmüyor. 35 bölü 25 yap bunu. Şimdi 5'e böl. K eşittir 7 bölü 5 yaptı. K'yı buldum daha cevabı değil. BC nedir? Benim güzel BC'm 20K'ymış. 20 çarpı K. K yerine 7 bölü 5 yazıyorum. Normalde K yazıyordum buraya. Bak 5'ler sadeleşip 5'e böl 1, 5'e böl 4. 4 kere 7, 28. Cevap 28. Burası 28 oldu. Hatta burayı da bulayım. K 7 bölü 5 mi? 15 ile çarp. 15 K'da 15 çarpı 7 bölü 5 yazıyorum. 5'ler sadeleşti. 3, 3 kere 7, 21. 21. Gerçekten de bakalım. Bakın 3'ün 7 katı, 4'ün 7 katı. Burası da 5'in 7 katı 35'miş. Doğru. Sağlamasını da yaptım. Tersten de girip bir baktım. Devam edelim. A açısının ölçüsü kaç derecedir? Hayda açı ortayda bize açı soruyor. Açı kaç diyor. Buluruz. Sakin olun. Bakın şimdi. Açı ortay var. Diklik var. Oo süper. Hemen şunu diyeceğim. Açı ortaydan bu kanada diklik indirdiyse ben de bu kanada indiririm. Aha al. Süper. Birbirinin aynısının tıpkısı iki üçgen. Açılar aynı. Açılar aynı. Bu kenar ortak. Bu kenarı katlarsan bunun üstüne kapanır. Şu şuna eşit olmak zorundadır. Bu kaysa bu da k olur. Var mı problem? Yok hocam. Peki başka başka ne olabilir ki acaba? 2k, 3k, k. He, başka şu olabilir. Ee, şu arkadaşlar. Ne hocam? Bakın şu. Evet hocam, sizdeyiz. Sakin olun, beni gaza getirmeyin. Şöyle yapacağız bakın. Buldum tabii ki şu. Bu dik üçgene odaklanır mısın? Niye? K 2 K var. Bu sana neyi hatırlatıyor? Hiçbir şey hocam. Cık, yapma yavrucuğum bak şimdi. Bu K 30 derecenin karşısında ne varsa 90 derecenin karşısında onun 2 katı olmaz mı? Evet. 60 derecenin karşısında onun kök 3 katı olur. 30'un karşısındaki K kök 3. Ya da A dersin. A 2 A A kök 3. Harfin bir önemi yok ki. Burada aynı şey var. 90 derecenin karşısında 2 kat var. Bir şeyin karşısında K var. Bu mecburen 30 olmak zorundadır. Çünkü 90'ın karşısında ne varsa ancak ancak 30'un karşısında yarısı vardır vay süper. Buradan hemen 30'u çözdüm. K2K'dan. Şimdi 90 derece büyük üçgene odaklan. İçeridekileri salla. 90, 30 daha 120, 180'e tamamlamak için 60 kaldı. Burası da 60 yapmalı. Mecbur bu da 30'dur. Bu da 30'dur. Neyi soruyor? A açısı. He, A açısı bulmuşum zaten. 30. Tamam. Güzel ama nasıl bana 1'e 2 oranından şu dik üçgeni hatırlattı. Dik üçgen ya. Var ya dik üçgen. Bak dik üçgenler. Üçgenler. İnanılmaz derecede önemli o, o derece söyleyeyim yani Dış açı ortay teoremi. Şimdi iç açı ortay için bir teorem bulmuşlar Demişler yetmez geliştirelim Dıştan da bulalım Bir dış açıyı iki eşit parçaya bölmüşler Bakın şu ABD üçgeninde Şu ABD üçgeninde Şurası iç açıysa Bu tamamlayan onun bütünleri 180'e tamamlayan Şu dış açıdır Bu dış açıyı önce şu çizgiyi çizmiş iki eşit parçaya bölmüş Ma Mantık aynı Dış açı buradan başlamış buraya gelmiş. Ben buradan buraya dış açı, açı, orta üstünden geçmeden nasıl gelebilirim? Birinci yol ya buradan gelirim böyle gelirim ya da buradan gelirim böyle gelirim. En kısa yolla mantıklı mı? Evet o zaman bir ya P bölü M yaparım P bölü M ya da R bölü M artı N yaparım. Aa, amacım buradan buraya gelmek. Tabi bu yol üstünden gelemem bu diğer iki yoldan. Bu oran birbirine daima eşit çıkacak. Yol mantığı güzel değil mi? Ezberleme konusunda kolay oluyor. Bakın hemen yapalım. Önce açı ortayı tespit edin. Aa bu bir dış açı ortay. Buradan buraya gelmeliyim abi. Nasıl gelebilirim? Şimdi yol tarifi soruyorum. Abi diyorum nasıl gideceğim ben buraya? Diyor ki koçum ya soldan git ileriden dön. Ya da buradan hemen git tekrar oradan e, sol yap. Diyorum ki tamam bunu dinleyeyim. Soru işaretine de x diyorum. 9 bölü kısa yoldan gideyim önce. 9 bölü 12. 9 bölü 12 eşittir. 15 bölü x artı 12. 15 bölü x artı 12. Problem olan yok hocam devam ki. O zaman tak tak işler dışarı çarpımı 9x. Şöyle yapayım 9x artı 9 ile 12'yi çarpar mısınız? 108 hocam. 15 ile 12'yi çarp hadi kafadan 180 hocam. Wow süpersin. 180'den 8 çıkar. 72 108 çıkar. 9x. 8 kere 9 72'dir. Demek ki x'i buradan 8 çıkar. Yani burası 8. Güzel. BD'yi soruyordu değil mi? Ha, tamam. Böyle bulduk arkadaşlar. Bu da dış türü. Hocam hangisi daha önemli? İç açı ortay teoremi mi? Dış açı ortay teoremi. Kesinlikle iç açı ortay teoremi. Yani bu kaçınılmaz. Ama dış açı ortayı da bileceğiz tabii ki. Aha yine bir açı ortay. Yine buradan buraya gelmem gerekiyor. Ya birinci yolun bu ya da ikinci yolun bu. Şimdi bununla başlayayım. 4 bölü 8 4 bölü 8 eşittir. Diğerine x bölü buraya x diyeyim. x bölü hop, 12. Hemen ta tak. tak. İçler dışarı çarpımı 8 x e iştir. 12'yi 4 e çarpar mısınız? 48. 6 kere 8 48 olduğuna göre x 6'dır. But, but, buttu diyordum. <laughs> Bitti. Buttu nedir ya? Bak zaten şöyle anla. 4'ün 2 katı var 8. Bir şeyin 2 katı var 12. O bir şey 6'dır. Doğru orantı. Aslında oran orantı sorusu ha bunlar. Orantı da öğreniyoruz şu an. AB'yi bul. Aha zurnanın zırt dediği yer. Hocam ne iç açı ortay var? ne dış açı ortay var. Hadi şuradan Pisagor'dan dikli kullansam bir kenar var diğerleri yok. Burada da alakasız bir şey var. 45 var. Gerçi siz 45 görünce karşısına diklik indir dediniz ama ne yapacağız şimdi? Bak 90 ile 45 bana bir ipucu veriyor. Bu çizgiyi dümdüz devam ettirirsen tamam mı? Dümdüz devam ettirirsen 90-45 ise burası mecburen 45 olur. Çünkü bu ikisinin toplamı 135 yapar. 180'e tamamlamak için 145 olur. Çünkü bir doğru üstündeki açıların toplamı 180. E 45 45 eşit olduğundan mecburen bu bir açıortaydır. Bak, açılar eşit çıktı. O zaman bu bir dış açıortay. Ben buraya ulaşmalıyım. Nasıl ulaşacağım? Bana yol gösterin. Dersin ki Şimdi ne dersin? Bu arada neyi soruyor? AB'yi soruyor. Ee, AB ha burayı soruyor. Dersin ki hocam, hocam AB'yi soruyorum ben sana ama ne yapacaksın? Evet. Ben diyorum ki AB'ye x diyeyim bunu da kullanacağım için buna da y diyeyim. Şimdi nedir? Y'nin 30 oranı x'in 40 oranına eşittir. Buraya gelmek için. Her zaman önce bunu bununkini yazmak zorunda değilsiniz. İsterseniz önce bunu yazın. Yani değişen bir şey olmaz. Yani x'in 40 oranı eşittir. Y'nin 30 oranı. Önce hangisini yazdığınızın bir önemi yok. Sonuçta oranda bunlar yer değiştirebilirim. Komple. Şimdi siyah gel buraya. Neredesin? Buradan ne anlıyorum? Her iki tarafı 10 ile çarp. Şu sıfırlar sadeleşsin. X bölü 4 eşittir. Y bölü 3. Bu oranın eşit olması için x 4'ün katı olmalı. Y 3'ün katı olmalı. Yani 4K bölü 4'ten K gelir. 3K bölü 3'ten K gelir. Eşit olur. Dedim ki x dediğimiz yer aslında 4K'lık. 4'ün katı bir yer. Ya da 4A ya da 4 bir şey deyin yani. Anladın mı? Y de 3K. Ben direkt buna 3K diyeyim. Hani 3'ün katı ya da 3A deyin, 4A deyin. Aynı değer olsun da ikisine de K ya da ikisine de A deyin. Bunları verdim. Şunu sileyim de şu ortaya yazayım daha güzel duruyor. Bunu niye yaptım? Bak şimdi şu dik üçgene bakar mısın? Bak baktım hocam. Bu dik üçgende 3'ün katı 4'ün katı varsa burada da 5'in katı olur. 3, 4, 5 üçgeni. Burası da mecburen 5K'dır. Yani buranın tamamı şurası. 3, 4, 5 üçgeni saldım. Evet. 5K dediğim şey ona eşitmiş. Vay. Buradan hemen K'nın 2 olduğunu çözdünüz. E neyi soruyorsun? AB. AB dediğim şey 4K'dır. K2 ise 4 kere 2 8. Aradığım şey 8. Hatta bu da 3 kere 2 6. 6, 8, 13 kere varmış yani burada. Çok iyi ya. Bu soruların aynılarının benzerleri, aynıların derken sayılar değişik benzerleri kitapta ödev olarak var arkadaşlar. İnatla çözmeye çalışın. Şimdi şu noktalar doğrusal. Doğrusal demek dümdüz bir ip gibi demek. Bunu bilmek çok önemli. Bak hem iç açı ortay var hem dış açı ortay var. Süper. İlk başta iç açı ortayı kullanalım. Salla bunu. Şimdi burası 12 ise taban kanat 12'nin katı. Taban 4 ise kanat 4'ün katı. Hep K demeyeyim. A diyeyim ya. Mesela 12 ise burası 12A olsun. Bu 4 ise burası 4A olsun. Hani istediğim harfi kullanabilirim. Serbest yani. Bak 12A bölü 12A yapar. 4A bölü 4A yapar. Güzel. İç aç ortayı sağladım. Şimdi gel. Dış aç ortayı da sağlayalım. Şimdi ilk başta buradan buraya gelmek için ya buradan gittik ya buradan gittik. Böyle böyle yaptık. Böyle böyle yaptık. Tamam. Şimdi renk değiştir. Dış aç ortayı kullan. Bu sefer buradan buraya gelmek istiyorum. Tamam. Ne yapacağım? Ya Şimdi e, hocam bir dakika peki buradan mı geleceksiniz şuradan mı? Arkadaşlar açı ortayın duvarından hareket ediyorduk. Buradan değil. Bu bizim için artık kullanışsız bir çizgi. Yani dış açı ortay teoremini hatırlarsan dış açı ortay teoremini tamam mı? Şöyle çizeyim tekrar şöyle. Şu açı ortayın duvarından hareket ediyorduk. Duvarı açı ortaya değen budur. 4 ayı buraya böleceğim. 12 ayı buraya böleceğim. DE'yi soruyor. DE. DE. Ha burayı soruyor. Ayrıyetten bir şey daha gördüm. Nedir? Bak şurası diktir. Şurası. Lazım mı bilmiyorum. Neden? Buna A, A, B, B de 2 artı 2 B 180'dir. A artı B 90'dır. Burası 90 derece. Şimdi bakalım lazım olacak mı? Buraya X diyelim. Dedik hocam ne olacak? 1. Ya buradan buraya gelirim. 4 A bölü X eşittir. Ya da buradan buraya gelirim. 12 A 12 ya. bölü topla 16 artı x. 16 artı x. Bu kalemi değiştireyim. Bu biraz ses yapıyor. Hatta uçurayım. Şimdi arkadaşlar her iki tarafta a olduğu için her iki kesi de a'ya bölsem a'lar sadeleşir. Hiçbir etkisi yok artık. Dolayısıyla içler dışarı çarpma yaparım. 12x eşittir. 4'ü 16 ile çarpın. 32, 64. Artı 4'ü x ile çarpmayı da unutmayın. 4x. Bazı arkadaşlar 4'ü sadece bununla çarpıyor. Hayır. Bu bununla da bununla da hepsiyle çarpılır. Tamam hocam. 4 x saat 12 x'ten çıkar. 8 x eşittir 64. Her iki tarafı 8'e böl. x eşittir 8. Hep de 8 çıkıyor cevap ha. Allah Allah. Neye göre ayarladım ben bunu? Gördüğünüz gibi DE'yi 8 bulduk. Nasıl ama? Hem iç açı ortayı kullandık. Sonra hem de dış açı ortayı kullandık. Tamam mıyız? Güzel. Devam. Kenar ortay, aç ortay, kenar ortay ikililerinden diğerine geldik. Kenarı ortadan ikiye tak böleceğiz. Bütün olay bu. Kenar ortayı tekrar şöyle bir basitten anlatayım. Arkadaşlar diyelim şuradan yola çıkıp karşı kenarı iki eşit parçaya bölmek istiyorsunuz. İki eşit parçaya bölecek şekilde bir nokta seçin. Tam orta noktası. İşte bu tam orta noktaya gelen bu çizgi kenar ortaydır. Gelir tam orta noktaya gelen iki eşit parçaya ayırır. Şimdi bak bu bir kenar ortaya geldi. Burayı iki eşit parçaya ayırdı. Güzel. Böldüğü için eşit böldüğü için kenar ortaya olduğunu anlıyorum. Bu da geldi burayı böldü. Kenar ortay. Bu da gitti. Burayı böldü. Kenar ortay. Üçünün kesiştiği şu nokta ağırlık merkezidir. Ne demek ağırlık merkezi? Bir üçgen levha alın. Metal olur, tahta olur vesaire. Kenar ortayların kesiştiği bu ağırlık noktasından iple asarsanız dümdüz durur. Sağa sola yamulmaz. Fiziği de ağırlık merkezidir. Bu ağırlık merkezinin özelliği şu. Kenar ortayın ağırlık merkezi taban ve tavana iki, iki parçaya böler. Tabana doğru bir parça bu taban. Bu da tepe. Tepeye doğru bir parça tavana doğru. Ya da tepe diyelim tavan demek zor. Tabana ve tepeye doğru iki parçaya ayırdı mı? Bu iki parçanın oranı vardır. Alttaki parça kısadır. K kadardır. Üstteki parça onun iki katıdır. 2K kadardır. He bak. Alttaki parça X kadarsa üstteki parça 2X kadar. Toplam 3'e böler. Birini buraya ikisini buraya verir. Bak bu bir kenar ortay. Tabana giden parça kısadır, bir parça z, tepeye doğru giden iki parçadır, 2z. Iki Mesela bu. Tabana doğru giden parçası bir parça y, tepeye doğru giden iki katı iki y Yani 1'e 2, 1'e 2, 1'e iki oranı daima var. Bu önemli bak ve yıldız atın. Kenavatay ne yapıyormuş? 1'e iki bölüyormuş. Bir tane daha örnek göstereyim hatta şurada. Örnek veriyorum. Dedim ki G noktası ağırlık merkezi. Bu G noktası ağırlık merkezi dediğimde şunu anla. Ağırlık merkezinden sadece kenar ortaylar geçer. Ya madem sen kenar ortaysın. Burayı iki eş parçaya bölersin. Bunu hemen yapın. Sen madem ağırlık merkezisin kenar ortayın tam 1'e 2 oranında bölersin. Burası A kadarsa burası 2A kadardır. Yani alt taraf A üst taraf 2A. Tamam. Aynı şekilde buradan geçen başka bir kenar ortayda varsa gidip karşıyı böler. O da karşıyı böler. Atıyorum burası B ise bu parça 2B'dir tabana giden B tepeye giden 2B. Aynı mantıkla bu karşıya giden kenar ortaysa mecburen ağırlık merkezinden geçer. Burayı iki eş parçaya böler. Diyelim burası C kadarsa burası 2C kadardır. Tamam. Hepsi mecburen oradan geçer. Kenar ortaysa tabii ki. Eğer kenar ortay olduğu verilmemiş ama oradan geçiyor diyorsa sen anla kenar ortay olduğunu. Çoğu zaman G ağırlık merkezidir. G noktası ağırlık merkezi. Türkçe meali nedir? Buradan geçen her şey kenar ortaydır. E A, D oradan geçmiş. G'den. O zaman kenar ortaydır. Burayı iki eşit parçaya bölmüş. Bu da oradan geçmiş. O zaman burayı iki eşit parçaya bölmüş. Şimdi bu bir kenar ortaysa alt parça 1, üst parça 2 oranındadır. Burası 4 ise burası 2 katı olan 8'dir. Çünkü 1'e 2 oranı olmalı. K'ya 2 kaydı ya. ya. Olayı anladık mı? Evet. Şimdi bu madem bir kenar ortay. Kenar ortayın alt tarafında bir parça, üst tarafında iki parça olur. Bak üst tarafta iki parça 10 bir parçası 5'tir. Buradan bunu da buluruz. AG e, A, AG 8'dir artı GE o da 5'tir topla 13. Bizden istediği şeyin cevabı 13'müş arkadaşlar. Bu çok önemliydi ha. Yani bunu hep kaldı diye vermez. Ağırlık ağırlık merkezi der. Burası 3 ise mesela buru 6'dır. 2 katı olacak hemen. Tamam? Bazen de şöyle yapıyor bak. Özellikle şunu özellikle söyleyeyim. Şöyle yapıyor. Mesela şöyle yapıyor. Bu geliyor. Burayı iki eşit parçaya bölüyor. Tamam. Olabilir. Bu eğer burayı bölmüyorsa bunu ağırlık merkezi kenar ortalayan kesim noktası diyemezsin. Ama bu da gidip karşı iki eş parçayabiliyorsa bir dakika diyeceksin. Bak sen iki tane kenar ortay bir yerde kesişmiş. Demek ki burası kesinlikle ağırlık noktasıdır. Ağırlık merkezidir diye sen söyleyeceksin. 1'e 2 1'e 2 ayarlayacaksın. Yani bu bilgilerin hepsini bir seferde vermez. Y noktası ağırlık merkezi. Tamam. Sana demek istediği şey şu. Kenar ortay. Bağırıyor yani. Buradan geçen her şey kenar ortaydır. Şimdi bu bir kenar ortay madem. Tabanda 2 varsa burada 2 katı olan 4 olur. 1'e 2 oranı sağladım hemen. Tamam. Başka? E bu bir kenar ortaysa burayı 2 eş parçaya birer. Burada 4 ise burada 4'tür. Tamam. E bu bir kenar ortaysa bura bura eşit olur. D'den C'ye ve D'den B'ye. Değil mi? Tamam. E hocam şimdi ne edecek? Şimdi ne edecek? Bak şimdi. Aa, o, Ne oldu hocam? Bak. Diklik var bu çizgi hem kenar ortay hem diklik aynı zamanda açı ortaydır. Yani burası ikiz kenardır. C'den A'ya ve C'den B'ye birbirine eşittir. Simetrik bu şekil. Bu bunun üstüne katlanabiliyor. Hani G'den A'dan buraya kadar çizgi buraya kadar eşitse bu bunun üstüne katlanabiliyor. Bu açılar 90-90 eşit. Bu açılar da eşit çıkıyor. Neyse. Ora lazım değildi. Sadece öylesini bir gördüm. Şunu kullanacaksın. Dik üçgen. Bu diklik niye verildi Allah'ın sersen? Şu dik üçgeni gördün mü? Heh. Buranın komplesine x değil. 4'ün karesi artı. Burası ne yapar? 6. 4 artı 2 6. 4'ün karesi artı 6'nın karesi eşittir. X kare. Pisagor uygulayacağız. 6'nın karesi 36. 4 daha 40. 40 eşittir. X kare. Kök içerisine alalım. Değil mi? 36. Ya Allah'ım yarabbim. Diyorum bir şey bir yerde bir hata yapıyorum ama. 6'nın karesi 36. 4'ün karesi 16 yapar ya. Allah Allah. Toplayınca 42 52. Kızmayın hocam. Siz hata yaptınız. Doğru diyorsun Allah. Tak tak. Bu x diye çıktı mı? 52 nedir? 4 çarpı 13 müydü? 4 çarpı 13'ü bakalım. 40, 52. Evet 4 dışarı 2 diye çıkar. 13 çıkamaz. 2 kök 13. Şimdi tamamı 2 kök 13. Yarı yarıya böldüğü zaman burası kök 13. Burası da kök 13. Aradığım cevap sadece dc kök 13'tür arkadaşlar. Bununla da işimiz bittiğine göre onu da kenara bırakıyoruz. Dikkat! AD doğru parçası hem kenar ortay hem de açı ortaydır. Bu ne demek? Aynı zamanda yüksekliktir. Çünkü sevimli üçlü diyordum ben buna. Açı ortay, kenar ortay, yükseklik. Bu sevimli üçlüden ikisi varsa muhakkak üçüncü de vardır. Kesin. Şimdi G noktası ağırlık merkezi. Neydi ağırlık merkezi? Ne demek isterdi ağırlık merkezi? Hocam ağırlık merkezi diye bir şey yok. Bize bunlar kenar ortay demek istiyor. Tamam. Bunu anlamışsın sevindim. EC nedir? Şimdi ağırlık merkezi. Bu ağırlık merkezi ise buradan gelen çizgi kenar ortaydır. Burada 9 ise burada 9'dur. İyi de bu çizgi hem kenar ortaysa hem açı ortaysa mecburen yüksekliktir de. 3'ü de var. Peki bu üçü bir çizginin bu sevimli üçlünün bütün özelliklerini taşımasına nerede rastlıyorduk? İkiz kenarda. Yani birbirine simetrik. Bunu bunun üstüne katlayabilirsin. O zaman bu çizgiler AC ile AB birbirine eşit. Aklında tut. Tamam. Bu 8 ise şimdi bu madem ağırlık merkezi bu kenar otay 1'e 2 oranı olmalı. 2'ye düşen 8 ise 1'e düşen onun yarısı 4'tür. Burası 4. Güzel. Neyi soruyor? EC. EC, EC burada. EC'yi nasıl bulabilirim? Ee, i̇kiz kenar dedim. Tamam. Buralar eşit bölüşülür. Tamam. Bu, bu da çünkü kenar ortay. Tamam. Aa buldum ya. Ya var ya. Allah'ım şu dik üçgen var. Ne kadar kullanışlı bir şey ya. Harikulade bir şey. Şuraya bakar mısın? Dikliğe bak. Bura 9. Burası 8, 4 daha 12. 9, 12, 15 üçgeni. 3'ün 3 katı, 4'ün 3 katı, 5'in 3 katı olur. Burası komple 15. Ama benden EC istiyor. bunlar yarı yarıya bölünmüş. Demek ki EC 15 bölü 2. Yani 15 bölü 2, 7,5 burası. Yukarısı da 7,5, 15 yapar. Tamam. Çok iyi. ya. Yani bu soru bir sürü şey özetliyor. Her yerimiz dik üçgen, her yerimiz yani. Ben hatta üçgenlerde anlatmaya başlarken şey demiştim. Ee, Geometri bir insan olsaydı kafası, beyni üçgen olurdu. Kalbi de dik üçgen olurdu. O derece yani. Dik üçgene o kadar önem vereceğiz. DC nedir? Neyse bunu çok fazla tekrarladım artık önemini anlamışsınızdır. Daha fazla e, söylemeyeceğim. DC neresi? Burası. Şimdi bakıyorum. Aa bak şu gelen çizgi burayı iki eş parçaya bölmüş. Gördük mü? Gördük. Aynı zamanda da açı ortay. Aa sevimli üçlünün ikisi var. Kenar ortay, açı ortay. Aynı çizgi iki özelliğe sahipse üçüncüye de sahiptir. Mecburen diklik. Bu nerede olurdu? İkiz kenarda. Şu AB AC eşit. Bunu da unutma. Tamam. Peki F noktası ağırlık merkezi mi? Hayır hocam. Çünkü F demiş. G dememiş. Ya harfin bir önemi yok. Buranın ağırlık merkezi olması için bu 1'e 2 bölünmeli. Bu da 1'e 2 olmalıydı. Ama bak 1'e 2 değil. 2'ye 3. Demek ki bu ağırlık merkezi değil. Yani ağırlık merkezi 2'ye 3 diye bölmez. Oradan anladık ki bu ağırlık merkezi değil. Şimdi açı ortağı. Bak şunu kapat. İç açı ortağı teoremi. Buradan buraya gelmek için. Ya buradan gelirsin ya buradan gelirsin. Bak taban 2K iken kanada 10 düşüyorsa taban 3K olunca kanada evet kaç düşer? Hadi oran orantı yap. 2K'ya 10 düşüyorsa 3K'ya 15 düşer. Aferin harikasın. Hocam ben bunu hatırlayamadım. Tamam buna X de. X bölü 3K X bölü 3K eşit olur. 10 bölü 2K'ya. 10 bölü 2 k. Her iki tarafta k olduğu için k ile çarpıp k'ları sadeleştir. İçler dışarı çarpmıyor. 2 ile x'i çarp 2 x. 3 ile 10'u çarp 30. 2X 30 bölü 2 ye. x 30 sa bölü 2'ye x eşittir 15. Bak bura 15 çıktı. Tamam mıyız şimdi? Herkes mutlu mu? Evet. Bura 15. Ne demiştim? Bu çizgiye hem yükseklik hem kenar ortay hem aç orta olduğu için burada ikiz kenarlık var. Bura 15 ise burada da 15'tir. Bu 10 olduğuna göre buraya 5 kaldı. Bak. DC 5 oldu. Süper ya. Bu sorular aslında birçok şeyi özetliyor arkadaşlar. Birçok şeyi özetliyor. Yeter ki çözün. G noktası ağırlık merkezi olduğuna göre AG kaçtır? Aa sen ağırlık merkezi misin yavrum? Evet. Demek ki burayı iki eş parçaya bölersin. Sen kenar ortaysın. Sen 12 isen sen de 12'sin. Tamam. Aa muhteşem üçlü diye bir süper şey vardı. Neydi o? Diklikten çıkan kenar ortay karşı iki eşit parçaya böldüğü gibi kendi de o parçalardan birine eşit olurdu. Bakıyorum diklikten çıkmış bu kenar ortay. Burayı 12 12 diye bölerse kendi de 12 olur. Buranın komplesi 12. Aklınızda tutun 12. Fakat 12'yi öyle bir paylaştıracağım ki bak bura komple 12. Ağırlık merkezi alt tarafta bir parça varsa üst tarafta iki parça olur. 12 1 ve 2 olacak şekilde ayırın. Hızlı bir şekilde 4'e 8 diyebilirsin. Diyemedin mi? Toplamı 3K yapar değil mi? Bu 3K'lık uzunluk 12'ye eşit. Böl 3'e K uzunluğu 4'e eşittir. Yani bu 4 bu da 2K olduğu için 8'dir. Bitti. 1'e 2 oranında dağıttım. Ne istiyorsun? AG. AG 8'dir arkadaşlar. GD de 4'tür. Güzel. Buraya geçelim. AG yine AG'yi soruyor. Siyah kalem. Gel bakayım. Kalemlerim de bitmek üzere. Bunları değiştireyim biraz. G ağırlık merkezi. Bunu okumasaydım biterdin. O yüzden soru köklerini mutlaka okuyun. Ve sadece önemli yerlerin altını çizin. Hepsini çizmenize gerek yok. Böyle yıldız falan atın. Soruya dalınca unutmayasınız. Madem sen ağırlık merkezsin. Buraya gelen her şey, buradan geçen her şey kenar ortaydır. Sen BD bir kenar ortaysın. Bunlar eksik kalmış. Eksik kalıyorsa tamamla demektir. Bu C'den geliyor. Ağırlık merkezinden geçtiği için mecburen bu da kenar ortaydır. Çünkü ağırlık merkezinden geçen her şey kenar ortaydır. Bunu devam ettirirsen bu da kenar ortay olur. Şimdi özellikle bunu niye devam ettirdim biliyor musun? Bu hem kenar ortay büyük yani büyük üçgende de bir kenar ortaydır. Gider ortayı iki eşit parçaya böler. Kapat şurayı. Şu küçük üçgende de bir kenar ortaydır. Bak AGB'de de Gitmiş karşı iki eşit parçaya bölmüş. Ve 90 dereceden çıkmış. Ne demek? Biraz önceki muhteşem üçlüğü. 90 dereceden çıkan kenar ortayı karşı iki eşit parçaya böler. Kendi de o parçalardan birine eşit olur. Bitti. Şimdi bak. Bu büyük kenar ortayın alt tabanı bir parça ise üst tabanı iki parça. İki parça 20 ise bir parça nedir? 10. E madem bunlar eşit. Bu 10 bu da 10. Bu da 10. Ne istiyorsun yavrum? AG. AG. Ha bulamamışız daha sonra. <laughs> Sakin ol. Tamam. Şimdi dik üçgen dik üçgen dik üçgen. Seni çok seviyorum dik üçgen. Şuraya bakar mısın? Dik üçgende bir kenar 16. Bir kenarı bilmiyorum. Bir kenar 20. Hadi şuraya çizeyim de daha rahat gör. Hadi hadi. Senin için kolaylık yapayım. Bura 16, burayı bilmiyorum, burayı 20. 3 4 5'in bir katı var. Çünkü burada 20 gördüm, 5'in katı hemen yani uyandım. 5'in 4 katı var. 4'ün 4 katı var. Şimdi burada 3'ün 4 katı olmalı. Yani 12 olmalı. Neden? 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı, hipotenüste de 5'in 4 katı var. Sıkıntı yok. X12. Buraları artık dik üçgenleri biraz hızlanacağım arkadaşlar. Yoksa X deyin. X kare artı 16'nın karesi eşittir. 20'nin karesinden Pisagor'dan da bulabilirsiniz. Gelelim. Hatta şu kağıda uçurmayayım. Geri çağırdım. Gelelim. Biraz daha ayrıntılı parçalamaya. Arkadaşlar bu aslında bir formül değil. Şu var ya. Bir çıkarım. Nerede bu? Bu bir çıkarım. Bir sonuç. Bu sonuca nasıl ulaştığımızı anlatacağım şimdi size. Ve ben ezberlemenizi istemiyorum. Mantığını anlatıyorum ya bu derste en temelden. O yüzden en temelden mantığını anlatalım şimdi size. Bu bir üçgen mi? Evet hocam. Arkadaşlar, bu üçgeni tam ortadan ikiye bölen bir çizgi çiziyorum. Burayı iki eşit parçaya böldüm. Burayı da iki eşit parçaya böldüm. Tamam mıyız? Tamamız hocam. Bu orta taban demektir. Alt tabanın tam yarısına eşittir. Ortadan alt tabana paralel olarak gider. Burayı da burayı da iki eşit parçaya böler. Tamam mıyız? Tamam. Şimdi bu alt taban, bu orta taban sadece bu kenarları ikiye bölmez. Buradan aşağı inen her şeyi ikiye böler. Diyelim buradan bir kenar ortay mı çizdin? Bunu da iki eşit parçaya böler. Çünkü orta tabandır. Buradan yükseklik mi çizdin? Onu da iki eşit parçaya böler. Buradan açı ortay mı? Açı ortay değilim. Fazla abartmayayım. Yani buradan çizeceğin her şeyi iki eşit parçaya böler orta taban. Neden? Çünkü alttakine paraleldir benzerlikte ileride bunu ispatlayacağız. Hani birin iki oranı birin iki oranı diyeceğiz. Birin iki oranı olması için daima ortadan böler. Dolayısıyla arkadaşlar kenar ortayı da iki eşit parçaya böler. Ve bu orta tabanın özelliği şudur. Biz or kenar ortayı çizmek istediğimizde gider orta tabanın bu ucuna birleşir. Çünkü iki eşit parçaya bölmüş. Kenar ortayı çizdiğimde burayla birleşir. Çünkü iki eşit parçaya bölmüş. Kenar ortayı da iki eşit parçaya bölerdi. Şimdi kenar ortayı çizdiğinde mesela burayı da iki eşit parçaya böldün diyelim. Tamam mı? Şurayı da iki eşit parçaya böldü. Aa bir dakika olmadı. Bu ikisi burada kesiştiyse yanlış oldu. Ee, kenar ortaydı oradan geçmeli. Üçü aynı yerde kesmeli. Şu yeşili görmeyin tamam mı? Burayı da iki eş parçaya böler. Şurası yarısı, şurası yarısı. Şimdi şöyle bir sonuç var. Buradan buraya atlayayım artık. Bunu uçur. Şöyle bir sonuç var. Ağırlık merkezlerinin bulunduğu yerde bire ikilik oran vardır ya aynı zamanda şu orta tabanda yarı yarıya böler. Yani hem ben 1'e 2'yi sağlamalıyım hem de burada yarı yarıya sağlamalıyım. O yüzden 1 A'ya yani hep şöyle yaptığım şurada hep A'ya 2 A derdim ya öyle demeyeceğim. 1 A'ya 2 A demeyeceğim. Biraz sayıları arttırıyorum. Diyorum ki buna 2 A dersem buna 2 katı olan 4 A derim. Neden? Toplamda 6 A olur. Yarısı bulunur. 3 A. Biraz önce A ve 2 A deyince yarısı 3 e, bölü 2 oluyor. Küsuratla uğraşmak istemediğim için Buraya 2a dersem yukarısı 4a olacak. Tamam. Bir de o 6a'yı 2a, 3a, 4a'da 6a vardı ya. 6a'yı 4'ü bur e, burada yarısı, 3'ü burada, 3'ü burada olacak şekilde ayırırsam madem 3'ü burada olacak, ikisi buradaydı. Buraya 1a kaldı, 3a. Dolayısıyla buraya da 3a kalır. Çünkü 3a 1a da 4a. Böyle bir ayrıma gittim. Yani burayı özetliyorum tekrardan. Çünkü anlamayan olabilir. Ben bile anlatırken dedim ki ne diyorum acaba? Ağırlık merkezi artık 1'e 2 A'ya 2 A değil. Daha kolay olsun diye 2 A'ya 4 A diyorum. Ve diyorum ki şu ortadan 2'ye böldüğüne göre e, toplam 6 A'nın 3 A'sı aşağıda kalmalı. 3 A aşağıda kalacak. 2 A buradaysa buraya A kaldı. 4 A'nın 1 A, 4 A'nın 1 A'sı buradaysa buraya 3 A kaldı. Böylece 2, 1, 3 oranında bölüşülür. Bu orta tabandan. Burası 2, yukarısı 4'tü. 4'ün 1'i burada, 3'ü burada olur. Şurası şu orta tabanın üstü ve orta tabanın altı birbirine eşit olur. Oh. yani <laughs> inşallah anlatabilmişimdir. Anladınız değil mi? Yine 1'e 2 oranı var. Burada da yarı yarıya oran var. 3'e 3. Tamam. Bunu en pratikten ağırlık merkezleri kesiştiğinde ve orta taban çizildiğinde yani şu kenar ortaylar birleştirildiğinde 2, 1, 3 diye de aklınızda tutabilirsiniz. Normalde 1, 2, 3'tür ama burada alttan gelirken 2, 1, 3 A, E, 18. A'dan E'ye kadar 18 ise bilmem ne nedir. Şimdi bu ağırlık merkezim evet. Ben buraya 2K diyorum. Tamam. Yukarı kaç K olacak? 4K hocam. Harikasın. Buraya 4K'yı koyacağım. Unutma bura 4K. Şimdi tamamı ne kadar? 6K hocam. Bu orta tabandır. Çünkü gitmiş bu çizgi. Burayı da iki eş parçaya bölmüş. Burayı da iki eş parçaya bölmüş. Orta taban. Kenar ortayı 6A'yı 3A, 3A diye böler. Yukarısı 3A olmalı. İyi de ben biraz önce buraya 2A dediğim için yukarıya 4A demeliydim. 3 A'sı buraya kadarsa buraya kadar da A kalır. Şu A, K'dan G'ye kadar olan kısmı da A'dır. Şimdi ben buraya K dedim. Niye A dedim ya? Şöyle, K, burada K, buna K diyecektim. Özür dilerim. A'dan buradan aklımda kaldı. 2 K ise 4 K. 6 K ise 3 K burada, 3 K burada. 2 K ise 4 K. 3 K'sı buradaysa buraya K kalır. Of, burayı çok uzattım ha. A, e nedir? A, e toplamda arkadaşlar 6 K değil mi? Evet. 6 K eşittir 18 ise bölü 6'ya K ya eşittir 3. K 3'tür. Neyi soruyorsun? G, e. G'den E'ye. G'den E'ye 2K'dır. K3 ise 6'dır. Cevap 6. Yani e, bunun mantığını anlamanızı çok isterim özellikle. İsteyen 2, 1, 3 diye de tabii ki ezberleyebilir. G noktası ağırlık merkezi olduğuna göre GK, GK nedir? GK şu küçük yer. Şimdi madem ağırlık merkezisin sen buradan geçen AE de bir kenar ortaydır. Burayı da iki eşit parçaya bölersin. Sen de burayı böldün yani. Burada eşit. Tamam. E, başka. Sen de kenar ortaysın. 24 24 diye bölmüşsün zaten. Bir problem yok. Şu çizgi burada. Ee, ha, bir dakika. Tamam burası tam orta nokta ya. Buradan G'den geçirerek buraya getireyim. Sen de bir kenar ortaysın. 3 kenar ortayı da çizdim. 3'ü de burada. Bu, bu, bu. Ekstradan DE var. Ve DE'ye dikkat et. Buranın da tam ortasında, buranın da tam ortasında. Yani orta taban. Yani iki eşit parçaya böler bu çizgileri ve kenar ortay çizgisini yani şu kenar ortay çizgisinin yarısı burada diğer yarısı burada tamam mıyız tamam peki hadi harflendirelim ağırlık merkezine kadar tabana kadar olan yer 2 aysa yukarısı 4 a olur toplamda 4 a 2 a da 6 a 6 a'nın 3 a'sı burada olur 3 a'sı da kırmızı olur 2 a'sı var zaten burada da a oldu bitti Şimdi e hocam. Oo muhteşem üçlüyü de saklamış buraya. Bak hele bak 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 bak. Bunu buradan çizmiş. Bura 24. burayı 24 ise diklikten çıkan kenar otayı karşı iki eş parçaya bölür kendi de onlardan birine eşit olur. O zaman bu çizgi de 24'tür değil mi? Aynen şu çizgi de komple bu 24'lerden birine eşit. Yani burası toplamda 6a 24'e eşit. Vay be. A böyle 6'ya 4'tür. A 4. Ne istiyorsun? GK G K. G, K, A'dır. Cevap 4. Arkadaşlar bu arada ders uzadıkça istediğiniz yerde siz mola verin. Patron sizsiniz ya. Siz durun mola verin. Sonra gelin. Ama çok fazla mola vermeyeceğiz değil mi? Bu arada herkes yazıyor mu? Dersin burasına kadar gelenler mutlaka not alsınlar. Çizsinler yazsınlar. Çünkü matematik yazarken çizerken öğrenilir. Bunu söyleyeyim. Tabi geometri de çünkü geometri bir matematiktir. G ağırlık mı merkez? Bak bu önemli. Tamam. Burayı iki eşit parçaya bölmüş. Diyorum ki sen G'ye devam et. Tam iki eşit parçaya böldüğü yere sen gelirsin. Doğru. 48 sen sen yarısı olursun. 24. Çünkü 2'ye 1. Yani 1'e 2 oranı var. Ee, başka? Aa şu çizgiye bak ya. Bu ekstra çizgi. Burayı da iki eşit parçaya. Burayı da iki eşit parçaya bölmüş. Orta taban bu. Tamam. G'den K'yi istiyor. Tamam. O zaman diyorum ki burayı da birleştireyim. Daha güzel göreyim. Bu da kenar ortay. Karşı iki eşit parçaya bölmüş. Bu da orta taban. Orta taban olduğuna göre. Hadi bunu da çizeyim be. Hadi bunu da çizeyim. Bu da dümdüz devam etsin. Aha ne gördüm. Ne gördünüz hocam? Bu gelen çizgi hem kenar ortay hem burada açı ortay. Demek ki mecburen aynı zamanda yükseklik. Burada ikiz kenarlık var. Bu çizgi buraya eşit. O zaman bunlar eşit bölündüğüne göre bu da kenar ortaydır. Eşit bölünecek. Şu çizgiler de birbirine eşit. Tamam. Her şey süper gidiyor. Hadi bakalım. Sen GK. Aha burası 64. Yarısı 32. Görmemiştim ha. Yarısı 32. Tamam. Burada dik mi? Tamam. Dik üçgen görenler el kaldırsın. 24 32'yi gördüm. Şurada küçük bir dik üçgen var. Bak yeşil bölgeye bak. Evet. Peki hangi özel üçgen acaba? 24 32 3'ün 8 katı, 4'ün 8 katı. Burada da 5'in 8 katı olur. Vay be. Şurası 40 yani. 40. Siyah yer 40. E hocam buraya kadar da siyah. Haklısın. Yeşil yer 40 o zaman. Hadi bakalım. Yeşil yer 40. Şimdi özel üçgenleri kullandığımıza göre GK istiyor. Şimdi şu orta taban var ya bunu boşuna kullanmamıştı bu adam. Aa hocam bir dakika bu ağırlık merkezine kadar 40 ya aşağısı da 20 olur. Harikasın ya. Çok iyi. E hocam 1 2 1 3 diye ayrılırdı. Yani tamamı 60 ya. Şu orta tabana kadar 30 burada 30 burada olur. 20 buradaysa buraya 10 kalır. Yani K'dan G'ye 10'dur. GK10. Çok iyi ya. Teşekkür ederim yardımların için. İç sesimle konuşuyorum bazen. Neden arkadaşlar? Şu an hepiniz orada bir şeyler yapıyorsunuz. Oturmuş ders dinliyorsunuz. Meyve yiyorsunuz. Arada telefona bakanlar var. Onları da görmüyor değilim. Ondan sonra ayaklarını uzatmış böyle masaya sefaya. Yayla yayla izleyen de var. Kağıt kalem elinde not alıp izleyen de var. PDF'i indirip çalışan da var. Helal olsun. Ama ben burada tek başımayım. Sıkılıyorum. Ne yapayım? Bari kafamın içindeki sesle konuşayım da diyorum. <laughs> Ben de hem ben sıkılmayayım hem siz sıkılmayın. Daha ders aktif olur diye düşünüyor. G ağırlık merkezi. Tamam. A, D, G. A, D, G, E. Dörtgenin alanını karşılaşır. Şimdi aslında bizim alanla işimiz yok ama <laughs> burada kenar ortayın alan paylaşımındaki etkisini söyleyeceğim. Arkadaşlar daha önce de söylemiştim. Bir üçgende ne kadar taban o kadar alan. Diyelim burada bir burası üç. Birlik bölgeye atıyorum 10 alan düşüyorsa, üçlük bölgeye 3 katı olan 30 alan düşer. Orantılı, oran orantıyla gider her şey. Tamam mı? Tamam. Yani burada demiş ki mesela hani ağırlık merkezi 1'e 2 bölünür ya bunu alanda çok kullanır. Birlik alana şurayı kapat. Birlik tabana S alan düşerse, ikilik tabana 2 iki katı olan 2S alan düşer. Onu anlatmak istiyor şu bölgenin alanında. Tepe noktaları aynı çünkü. Okey. Aslında bu e, oranı özellikle kullandırtmak istiyor. Şimdi bu G ağırlık merkezi. Tamam. G ağırlık noktası yani. O zaman kenar ortaydı. Bu giden çizgi burayı böler. Burada 9, 9 olur. Bunu unutmayın. Çoğu insan bunu yazmayı unutuyor. G madem ağırlık merkezi bunun kenar ortay olduğunu niye unutuyorsun? Bu 5 ise bu da 5. Bak. Büyük dik üçgen odaklanır mısın? Burası 10. Burası 18. Burası kaç acaba? Böyle bir özel üçgen var mı? 10, 18 yok. Evet. Kaldık öyle. Kaldık öyle. Bir dakika diyorum ya. Ağırlık merkezinden bir tane daha kenar ortay çiz. Çizdim hocam. Şöyle yapalım mı? Şuradaki zımbırtıyı kullanalım. Diyorum ki burası 1K ise burası 2K. Şimdi şu üçgene odaklanın. Tepeye kadar. Şu bölgenin alanını bulayım. Bu bölgenin alanı 1 S ise bu iki çizgi olduğu için şu bölgenin alanı 2 S'tir. Doğru mu? Şurası 2 S'tir. Komplesi. Bu iki S'te tabanlar eşit olduğuna göre bu iki üçgen birbirinin aynısıdır. S, S diye paylaşılır. Böylece buraya bir S, buraya iki S düştü. Sonra tabanları aynı olduğu için S, S paylaştırdım. Tamam. Şimdi aynı mesele bu taraftan bakalım. Bu bir kenar ortaya olduğuna göre burayı iki eşit parçaya böler mi? Böler. Bu tabanda toplam 3 S var. Bu tabanda da toplam bu taban eşit olduğu için burada da 3 S olacak. Onlar da arkadaşlar aynı şekilde dağılırlar. Çünkü 3 S'in biri buraya, ikisi buraya olmalı. Tabanı bir, tabanı iki. Biri buraya, ikisi buraya olmalı. Bu ikinin de bu tabanları eşit olduğu için şu üçgene bakın sadece. Şu üçgene. Tabanları 9, 9 eşit olduğu için 2S, S ve S dağılır. Ne kadar taban o kadar alandı. Tamam ne oldu? Ee, G, M, A, D, G. A, D, G, A, D, G, E. Şu bölgenin alanı istiyor benden. Bulurum. Aslında biraz fazla alana girdik bu derste ama neyse yapacak bir şey yok. Örneklerimiz biraz öyle oldu. Arkadaşlar bütün alanı bulabilirim. Dik kenarlardan biri 10, biri de 18. Alan dik kenarlar 10 ve 18 çarpılıp 2'ye bölünerek bulunur. 2'ye böl 9. 9 kere 10 90. Bütün alan 90. Peki kaç esim var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6 esim 90'a eşitse her iki tarafı 6'ya böl. 1 esim 15'e eşittir. 1 es 15'miş. Tamam. Benden istediği bölge 2 es'e sahip. 15 ile 2 çarp 30. Benden istediği alan budur arkadaşlar. Sağlam bir alan sorusuydu aslında ama kenar ortaydaki oranları kullanmakta önemliydi. G noktası ağırlık merkezi yine alanla bağlantılı bir soru. Ee, e B G falan fistan alan A B, C nedir? Bu E B G K neresi? E B G K. şu şu bölge. Hafiften tarayayım mı? Hafiften tarıyorum. Bu bölgenin alanı 20 imiş. Şimdi biraz önce acaba öğrendiğim yöntemle buranın alanını bulabilir miyim? Hmm. Ağırlık merkezi sen kenar ortaysın. Ağırlık merkezi sen kenar ortaysın. Ee, ağırlık merkezi sen buradan geçen kenar ortayı niye çizmemiş? Sen de kenar ortaysın. Sen orta tabansın. Burayı da şurayı şöyle yapayım. Bunlar şu çizgiler eşit değil çünkü farklı görünsün. Gelelim S vermeye. Hadi bakalım. Şimdi hani hatırlıyor musunuz? Burası 2K'ydı. Yukarısı 4K. Toplam 6K. 3'ü burada olmalı, 3'ü burada olmalı. Burası 3K ise aşağıda 3K olmalı. Mecbur burası K oldu. Ne kadar taban o kadar alan meselesinden. En küçük üçgene bakın şimdi. Bak şuraya. K ve 3K'yı görüyor musunuz? K'lık tabana S düşerse 3K'lık tabana 3S düşer. Problem olan? Yok hocam. Gördünüz mü olayı? Şuradan bakın olayı. Şuradan. Tamam. Şimdi elini kaldır. Şuradan bak olaya. Şu alttan bu taraftan. Bak. Bak tabanlar eşit. Bu tabana 4 eslik alan düşüyorsa bu tabana da 4 eslik alan düşer. Burası 4 stir Gördün mü buradan bakarak? Aynı taban alanı 4 es. Bunun alanı da 4 es olmalı. Güzel. Şimdi nereden bakalım? ABC'nin alanı soruyor. Bak kapat burayı. Şurayı. Burası bu taraftan bakacaksın. Burası 3K 1K daha 4K. 4K'lık bir taban var. Tepesi de B noktası. Şurası 4K'lık bir tabanda 3, 4, 4'ten 8, 8 S alan var. 4K'da 8 S alan varsa 2K'da burada yarısı olan 4 S alan olur. Çünkü bu 4K'da 8 ise 4'ün yarısı 2K'da 8'in yarısı 4 S'lik bir alan olur. Bitti. Böylece şu bölgenin toplam alanı 4, 8, 12. Buranın toplam alanı 12 ise diğer yarısının da toplam alanı 12'dir. 12-12 toplam 24S alan vardır. Orayı biraz tekrarlayayım. Bak burası toplamda ne kadar alan tuttu? 12S. Şimdi bu taban bu tabana eşit değil mi? Tepe noktaları da aynı. Bu tabanda 12S'lik alan varsa bu beyaz bölgede de alttan bakınca tabanları eşit olduğu için 12'lik alanda burada vardır. Bütün alan 24. Ayrıyeten bize bir bilgi vermiş. Şu taradığım yer. Biraz önce şu taradığım bölge şurası. Bu kalem de bitmiş. Bununla kapan takıp fırlatalım. Şu taradığım bölge biraz önce heh, 4S, 1S daha 5S'ti. Ve onun alanını 20 olarak vermiş. Her iki tarafı 5'e bölün. S eşittir 4. S'yi 4 bulduğuna göre bütün alan ne kadar? 24S hocam. 24 çarpı S yerine 4 yazarsın. 4 yerine 1, 4 96. Tamam. Tamam hocam. Arkadaşlar Alanla bağlantılıdır aç ortay kenar ortay. O yüzden alan anlatmadan yani alanın şeylerini burada çok anlattım. Alanın bilgilerini burada çok kullandım. G ağırlık merkezi. Kenar ortayları çiz demek istiyor yani. Şu şuna paralel. Tamam. A, D, D, C. A eşittir D, C'dir. A, D, G, E dörtgenin alanı. Şunun alanı 54 olduğuna göre bütün alan ne kadardır? Hemen diyorum ki kenar ortaysın madem pardon ağırlık merkezisi kenar ortaya çizelim. Madem ağırlık merkezi, sen de bir kenar ortaysın. Çünkü hem ortada hem ağırlık merkezinde bu çizginin devamı B'ye gider. Hocam bir de şuradan çizin be. Hadi bir de seni hiç kırmayacağım. Buradan çizeceğim. Başka bu buna paralel. Bunu niye vermiş biliyor musun? Bunu devam ettir diyor. Devam ettirdik hocam. Şimdi nasıl bir alan paylaşımı olacak acaba? Nasıl bir alan paylaşımı yapalım? Hocam, efendim. Şimdi bunun buna oranı böyle ya. Ee. Şöyle yapın. Burası ağırlık merkezi. Ee. 1'e 2 oran var. Paralel oldu şimdi 1'e 2 oran oldu. Bildiğimiz şeyi uygulayalım mı ilk başta? Nasıl? Şu. Bakın. Şu çizgiyi görmeseydiniz, bu çizgiyi görmeseydiniz şöyle yapardınız. Hemen burada çiziyorum. Kenar ortayları çiziyorum. Çiziyorum. Ve çiziyorum. Arkadaşlar bu kenar ortaylardan buraya S, 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 buraya S düşer. Bütün alanları kenar ortay eşit paylaştırır. Bunun aynısını burada uyguladığım zaman sadece şu çizgi benim işimi bozuyor. Yani ona da değişik bir şey bulmam lazım. Arkadaşlar bir şeyi aktarmayı unutmuşum. Kusura bakmayın. Hemen aktarıyorum. Buraya 2'nin katı Buraya da altının katı diyecektim. Yani 2K ve 6K diye yazacaktım bilgilerde. Ya yani bendekinde yok ama PDF'lerde yazılmış düzeltilmiş var arkadaşlar. Bunu tekrar düzeltiyorum. Şimdi burası toplamda 8K ise gelen çizgi 4K'ya 4K diye ayırır. Şimdi 4K burası 2K'sı burasıysa bura 2K. Yani bunlar eşit. 2K'ya 2K. Tamam. Şimdi alanı bu şekilde. Burası tabi 4K. Alanı da şimdi tekrar dağıtacağım. Bak. Aynı tepe noktası var. 2 2 değil mi? Buraya S alan düşer. Bu 2 olduğu için buna da S alan düşer. Aynı tabana aynı alan düştü. Şimdi şurayı kapat. Burası 1'e 2 oranına sahip değil mi? Evet. Yani mesela burası K ise burası 2K'ydı ya. Şimdi birlik bir K'lık bir bölgeye 2S'lik alan düştüğüne göre 2K'lık tabana tepe noktası A olmak üzere şu bölgeye ne kadar S düşer? Bunun 2 katı. 2S'in 2 katı tabii ki 4S. Buraya komple 4S düşer. 4S'i 2S, 2S diye buralara paylaştırıyorum. Niye? Tabanları eşit ya. Yarı yarıya bölüştüler. Güzel. Şimdi bu yarıda toplam kaç S var? 2, 4, 6. Bu yarıda 6S varsa, bu tabanda 6S varsa bu tabana da tepesi C olmak üzere buraya da 6S düşer. 6 burada, 6 burada. Toplam 12S bizim aradığımız alan. Peki soruda ne diyordu? 54'tür. Neresi? A, D, G, E. Yani 2S, 1S daha 3S. 3S'lik bölge 54. 54'ü 3'e böler misiniz? Hocam bölemedim. Peki ben de bölemedim. 3'e böleyim. 1 kere 3, 3, 2, 4, 18'miş. 18 18'miş. S eşittir 18. 1 S 18 olduğuna göre. Benden istediğin şey bütün alan ABC 12 S. 12 çarpı 18. Kafadan yapabilecek var mı? 180'e 36 ekleyin. 216. 216 diye düşünüyorum yapamadınız mı? Şöyle yapacaksınız. 18 önce 10 ile çarp. 180 yaptı. Sonra 18'i 2 ile çarp. Çünkü 12 ile çarpacaksın ya. O da ne yapar? 36. Bunları toplayınca 216. Doğru. Doğru yapmışım. Ve son dersin sonuna geldik. Arkadaşlar bu ders biraz daha çetrefilliydi açıkçası. Sebebi işin içine alanın ve bu oranların dağıtımının girmesi. Biraz daha zorlanmış olanlar olabilir. Burada da unutmuştum küçük bir şey ama dersin PDF'inde unutmadım. Ekledim. Oradan da tekrar bakabilirsiniz arkadaşlar. Unutmayın soru çözeceğiz ve bu işi öğreneceğiz. Sizi seviyorum. Görüşürüz.